Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Bu bölümde iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarımızdaki oyunlardan daha fazla zevk almamızı, hatta görüntüleri televizyona aktararak ailece keyif almamızı da sağlayacak harici oyun kumandalarını destekleyen 10 oyun önerisiyle karşınızdayım. Herkesin evinde oyun konsolu bulunmadığından telefonlarımızın küçücük ekranlarına mahkum kalabiliyoruz. Ancak makul bir bedel karşılığı piyasada satılan Bluetooth destekli oyun kumandaları ile telefonu ister kablosuz ister HDMI üzerinden televizyona bağlayarak oyun konsolu deneyimini yaşamak mümkün. Android telefonlar zaten uzun yıllardır bu desteği veriyordu. Apple cihazlarına ise bu sene yayınlanan iOS 13 ve iPad OS ile bu özellik yeni eklendi. Her iki platformda da oynanabilen oyun ve konsol desteği farklılık gösterdiğinden bu hafta başlangıcı iOS cihazlarıyla yapıyoruz. Haftaya ise Android tarafında oyun kumandası destekleyen oyunlarla devam edeceğiz. Ben SteelSeries'in Nimbus kablosuz kumandasını kullanırken siz Bluetooth desteği bulunan Xbox veya PlayStation oyun kollarından herhangi birini de tercih edebilirsiniz. Bağlantı işlemini ise son derece kolay bir şekilde direkt ayarlardan ulaşabileceğiniz Bluetooth menüsünden gerçekleştirebilirsiniz. Açılışı PUBG, FIFA veya Need for Speed gibi efsane oyunlar ile yapmak isterdim ancak maalesef bu oyunlarda şimdilik oyun kumandası desteği bulunmuyor. Dolayısıyla ilk sırayı PUBG'nin en güçlü alternatifi olarak öne çıkan Fortnite alıyor. Etrafı kırıp dökerek topladığımız malzemelerden sığınaklar, köprüler veya duvarlar inşa ederek düşmanlarımıza karşı savaştığımız oyuna girdiğimizde başta sadece dokunmatik kontrole uygun düğmeleri görüyoruz. Oyun kumandasını aktif hale getirdiğimizde ise ekranda hangi tuşlara basmamız gerektiğini gösteren yönlendirmeler beliriyor. Menüler arası geçişleri gerek navigasyon düğmeleri gerek joystick üzerinden de gerçekleştirebiliyoruz. Ayarlardan oyun kumandası menüsüne girdiğimizde tuşların işlevleri hakkında detaylı bilgiler de alabiliyoruz. Alışma sürecinde ilk birkaç oyunu gözden çıkarmamız gerekiyor çünkü yeri geldiğinde deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorsunuz. Ancak öğrendikten sonra tüm işlevlerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. İkinci oyunumuz Call of Duty'de yine PUBG ve Fortnite benzeri bir savaş oyunu. Beta sürümünde kumanda desteği bulunurken asıl sürüm yayınlandığında bu özellik çıkarılmıştı. Ancak sonradan dahil edilen oyun kumandası özelliği hala tam anlamıyla çalışıyor diyemeyiz. Menüler arası geçişi yine dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayarlardan kumanda menüsüne girerseniz çoklu oyuncu, Battle Royale veya Zombie gibi herhangi bir mod için özelleştirilebilir seçenekler yanında detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Böylelikle oyun kumandanız ile eksiksiz bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebilirim. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Üçüncü oyunumuz araba yarışı kategorisinin en güçlü alternatiflerinden biri olan Asphalt 9. Bu oyunda menüler arası geçişte ekranda beliren yönlendirmeler ile kumandayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayarlardan kontrollere girdiğinizde ise oyun kumandalarının son derece detaylı kullanım talimatlarına ulaşabilirsiniz. Kumanda sayesinde sanki oyun konsolundan oynuyormuşsunuz gibi son derece keyifli ve sorunsuz bir deneyim yaşıyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz Asphalt 9'da Türkçe dil desteği maalesef bulunmamaktadır. Dördüncü oyunumuz ise bir başka araba yarışı alternatifi olan F1 Mobile Racing. F1'in resmi Formula 1 oyunu olan Mobile Racing ile ister kendi arabanızı geliştirip yarışlara katılabilir, ister 10 resmi F1 takımından biri için veya isterseniz de dünyadaki herhangi bir oyuncu ile yarışabilirsiniz. Oyunun menülerinde henüz kumanda desteği bulunmuyor. Ancak yine ayarlardan kontroller menüsüne girdiğinizde buradan denetle seçeneğini etkin hale getirerek kullanabilirsiniz. Sonra da İ harfine bastığınızda çıkan kullanım yönlendirmeleri ile oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Beşinci oyunumuz olan Sky, Children of the Light son derece etkileyici bir hikayeye, müziğe ve grafiğe sahip.
oyun daha en başından itibaren sizi etkisi altına alarak gizemli bir dünyayı keşfetmeye başladığınız bir maceranın içine çekiyor. Sakin ve büyüleyici bir atmosfere sahip olan oyunda 7 bölgeye ayrılmış dünyada yolculuğa çıkan ışığın çocuğunu kontrol ediyorsunuz. Amaç, ışık kaynaklarından güç alan pelerin sayesinde havada süzülerek bulutlar arasında ilerlemek ve karanlığı geri püskürtmek. Bu aşamada isterseniz arkadaşlarınız ile beraber de oynayarak daha güçlü pelerine sahip olanlardan destek alabilirsiniz. Oyun kumandası hem menülerde hem de oyun içerisinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Marketten ücretsiz olarak indirilebilen oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Altıncı sırada yer alan Into the Dead 2 size zombi kabusunun gerilimini başta gerçekçi senaryosu olmak üzere grafikleri, müzikleri ve karanlık atmosferi ile yaşatmayı başaran oldukça etkili bir oyun. Menülerde yine sadece dokunmatik ekran üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Oldukça az sayıda komuta sahip oyunun içerisinde bütün özelliklerini kumandanız üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirilebilecek olan oyunda Türkçe dil desteği altyazı şeklinde sunulmaktadır. Yedinci oyunumuz Republic, dizi film kıvamında heyecan ile ilerleyen bir senaryoya sahip ve Hope isimli ana karakterin tuhaf deneyler yapan bir şirketin güvenlik tesisinden kaçması ile başlıyor. Oyunu kontrol edenler olarak bizim görevimiz ise yapının güvenlik ağına sızarak ana karakterin kurtulmasını sağlamak. Oyunun bütün özelliklerinde hem menü geçişlerinde hem de oyun içerisinde kumanda üzerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor ve gerekli zamanlarda ekranda beliren yönergeler ile hangi tuşa basmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz. Ayarlar altında yer alan Game Control menüsünde tuşların detaylı kullanım bilgilerine de erişebilirsiniz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunun sadece ilk bölümü bedava oynanabiliyor. Sonraki bölümler için ücretli seçeneklerden biriyle devam etmeniz gereken oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor, ancak hikaye İngilizce altyazı ile desteklenmiş. 8. oyunumuz olan Shadowgun Legends, RPG kategorisinde yer alan bir nişancı oyunu. Gelecekte gerçekleşen uzaylı istilasına karşı oluşturulan savunma hattında savaşan askerlerle birlikte atanan görevler üzerinden gezegenleri kurtarmaya çalışıyoruz. Oldukça fazla sayıda görev içeren oyunun hikayesi 4 farklı gezegende geçiyor ve ben özellikle kostümler ve silahlarda kullanılan tasarımları beğendiğimi söyleyebilirim. Oyunu kumanda ile oynarken başta görev atamalarında olmak üzere ara ara dokunmatik ekranınızı kullanmanız gerekebiliyor. Ancak oyunun savaş bölümlerinde tamamen kumanda üzerinden kolayca ilerleyebiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirilen oyunda Türkçe dil desteği bulunmaktadır. 9. oyunumuz gerilim dolu hikayesi ve arayüzü ile öne çıkan Play Dead Inside. Hikayenin ana karakteri olan erkek çocuğu kontrol ettiğiniz oyun ürkütücü bir ormanda başlıyor. Kısa ama şiddetli aksiyon bölümlerinden canlı çıkabilirseniz sonraki bölümlerde yer alan bulmacaları çözerek ilerleyebiliyorsunuz. Oyun açılır açılmaz kumanda ile sorunsuz şekilde oynayıp tüm özelliklerine rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirilen oyunun sadece deneme sürümü mevcut. Sonraki bölümler içinse tek seferlik bir ödeme yapılan oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Son oyunumuz ise birçok ödül kazanan ve tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu ünvanına sahip olan Minecraft. Sanal Legolardan oluşan dünyada basit yapı taşlarını kullanarak aklınıza gelen her şeyi inşa edebiliyorsunuz. Bunların arasından örnekler vermek gerekirse Taç Mahal ve Game of Thrones'taki Westeros bloklardan inşa edilen yapılardan bazıları. Türkçesi kaynak oluşturma anlamına gelen Minecraft macerası iki ana görevden oluşuyor. Önce kaynak toplayabileceğiniz alanları araştırıyorsunuz, sonrasında ise kaynakları kullanarak nesnelerinizle dünyanızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Oyun bahsettiğim tüm süreçlerde menüler arası geçiş de dahil olmak üzere eksiksiz bir kumanda deneyimi sunuyor. Belli bir ücret karşılığında indirilebilen oyunda Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Evet, sizinle paylaştığım bütün oyunları sadece Apple Market içerisinde yer alan seçeneklerden oluşturdum. Bunun yanında Apple'ın yeni oyun servisi olan Arcade içerisinde de oyun kumandasını destekleyen birçok alternatif daha bulunuyor. Ancak benim burada bir üyeliğim bulunmadığı için video içerisine dahil edemedim. Siz iPhone, iPad veya Apple TV üzerinden hangi oyunları oynuyorsunuz? Veya kumanda desteği olup olmadığını merak ettiğiniz bir oyun varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz.
test edip sonucu sizinle mutlaka paylaşırım. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.